Şimdi biz geldik burada public holding'umuzu oluşturduk. Public holding'un içerisinde herkes buralara bir şeyler yazabiliyor ama bazı durumlarda bunları departman bazında ayırmanız gerekebilir. Örnek veriyorum, sadece muhasebe departmanının üyeleri buraya gelebilsin gibi seçenekleriniz olabilir. Böyle bir durumda yine geliyorsunuz public folder management konsola. Diyelim ki ben bir tane daha public folder oluşturmak istiyorum. İstersem bu public folder'ın içerisinde oluşturuyorum. İstersem ana dizinde oluşturuyorum. Tamamıyla size kalmış bir şey. Ben geldim ana dizinin içerisinde dedim ki new public folder. Ne olsun? Satışla ilgili olsun. Diyorum ki satış. New dedim. Satışla ilgili bir tane public folder oluşturdum. Bu oluşturmuş olduğum public folder'ı herkesin görmesini istemiyorum. Bundan dolayı satışın üzerine geldim, sağ tıklıyorum. Report istiyorum. Permission tabına geliyorsunuz. Permission tabının içerisinden şu anonymous noktasını kaldırıyorsunuz. Default noktasını kaldırıyorsunuz. Burada kimin yetkili olmasını istiyorsanız onlara ekliyorsunuz. Add dedim. Satış grubumuz vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Satış grubu. Okey dedim. Satış grubu buraya geldi. Bu elemana neye yetki vermek istiyorum? Şuradaki permission noktasında hazırlanmış olan bazı şablonlarınız var. Yetki şablonları. Hangisiyle ilgili işlemler yapmak istiyorsanız, editör mü olsun vesaire gibi, owner mu olsun, gelip onu seçiyorsunuz. Owner dediğinizde bu eleman zaten her işi yapabiliyor. Şuradaki görmüş olduğunuz yetkiler bu public folder üzerinde yapılabilecek olan aksiyonları gösteriyor. İşte bir tane obje oluşturabilsin, objeyi okuyabilsin, objenin alt folderlarında eğer herhangi bir şey varsa onlarla ilgili işlemler yapabilsin. Oluşturma noktasında her şeyi editleyebilsin. İşte folder'ın sahipliğini vesaire gibi işlemlerden bahsediyor. Tamam dedik. Bizimki satış grubu ve sadece bunlar olsun. Okey dedim. Gruba o zaman gelip tek tek farklı özellikler vereceksin. Custom yetki her zaman için önceliklidir. Buradaki olay güvenlikten değil. Eğer güvenliği düşünüyorsan şunu yaparsın bak. Bunun üzerine gelip dersin ki departmanın işte müdürü kimdir? Örnek veriyorum, Ali'dir. Ali'ye gelip her yetkiyi veririm. Diğer vatandaşa da read yetkisi veririm. Bu kadar bitti. Ya da oluştursun sadece okuyabilsin ama editleyemesin. Bunları yapabilirsin. Aynen öyle. Buraya gelip ben gelip örnek veriyorum S1'e ekledim ya da S2'ye ekledim. Diyebilirim ki arkadaşım bu vatandaş sadece obje oluşturabilsin ve okuyabilsin. Onun dışında oluşturduğunu silemesin ve de editleyemesin. Bunları yapabilirsin. Bunda sorun yok. Şimdi geldik. Dedik ki sadece satış grubunun üyeleri görebilsin. Geliyorum. Muhtemelen disconnect olmuştur. Şimdi şuraya geldim. Dedim ki U1 kullanıcımdan giriş yapayım. U1 kullanıcısıyla giriş yaptıktan sonra ortak klasörlere geliyorum. Ortak klasörlerin içerisinde satış var mı? Yok. Olmamasının sebebi bu vatandaşın orada yetkisi olmadığından dolayı. Daha sonra geliyorum. Osman'la çıkış yapıp S1 kullanıcısıyla tekrardan login oluyorum. Diyorum ki S1 @esaltman.com basic password 1 dedim. Yine geldim bu vatandaştan ortak klasörleri tıkladım. Nasıl yapayım bu vatandaşı? S1 oraya dahil etmemiş miydik? Ben öyle hatırlıyorum ama. Tamam, S1, S2. Peki biz buranın üzerinde yetkilendirmede bunu vermedik mi? Görmüşün tabi. Arkadaş bunları kaldırmıştık ya, niye geldi? Hocam kaldırsanız da geliyor ama default şey geliyor. Servisi bir tetikleyeyim ha.
hazırladım. Şunu bitireyim, göstereceğim zaten size. Son bir iki editleme noktası kaldı. Seviyor. Büyük projeniz. Büyük projeniz. Son projeniz. Enteresan ya. Lavabonun burayı görmemesi çok enteresan. Gelmemesi enteresan zaten. Hepsi için ayrı olacak. Yani bu hepsini kapsayacak. Aynen öyle. Enteresan. Burada eleman görmüyor. Enteresanlık var burada. Ona bakacağız. Şundan olabilir mi hocam? Distribution grup olduğundan dolayı olabilir mi? Permission ne? Biz on security grup yapmamış mıydık? Distribution grup yazıyor ya. Ama bakmadım. Bence yani. O distribution grup distribution grupsa olur. Aynen. Mail distribution grup olduğu için SSID'leri yok. SSID olmadığı için evet, de buradaki yetkileri almış. Security grup olması lazım ki ona. Normal grup oluştursa ne olur ama. Ondan sonra security olmaz. Olur bir SSID numarasından alacağı için orada olur. Yani şuraya gelip bir tane new deyip işte grup işte oluşturursanız satış. Değiştirirsin, hadi değiştireyim, seni tırmanma sonra. Hmm. Zaten distribution group diye görmüş. Enteresanlık var bunda. Nasıl ya, orada security diğer tarafta. Enteresanlık var. Falan. Okey. Falana gelip şu kullanıcıları da ekleyeyim. Members'larına. Seviyor. Çekleyeyim. S2 çekleyeyim. Daha sonra da geleyim. Şu vatandaşın üzerine Properties deyip şu satışı uçurayım. S1'i uçurayım. Bunu gelip buraya da ekledik. Dediğini bozar. Peki. Şuraya gidiyorum. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Dersin istediğin buraya oluşturursun. Nedenmiş hocam? Security veya distribution group olmasından kaynaklanıyor. Distribution group'ta hatırlarsanız demiştim ki SID numaralarını almadığı için yetkilendirme yapamıyor. Yani orada security group'u nasıl gösterdiniz? Bu ilk için sadece distribution group'u oluşturamıyor. Distribution
Distribution grubu oluşturduktan sonra gitme adli direktörde değiştirir. Security yaptı. Ondan dolayı geldim burada şu grubun üzerinde de bu vatandaşlara yetki verdiğim için bu elemanlar burada istediği her şeyi yapabilecek durumda. Şimdi burada bilmeniz gereken bir iki nokta daha var. Onlardan da konuşalım. Report istiyorsunuz yeni. Zaten şuradaki limit noktası aynı şeyler ama bir tek şurada farklılık var. Şu alt taraftaki age limit'in yaptığı şey diyorsunuz ki ben bu vatandaşı oluşturduktan sonra diyorsunuz ki ben bu folder'ın üzerinde bir şeyler oluşturduktan sonra sen git database'deki limit noktasına, age limit noktasına bak ve ona göre burada dosyaların silinip silinmemesi gerektiğini belirt. Bunun sebebi şu arkadaşlar, belki siz diyebilirsiniz ki ben buranın içerisine bir tane dosya koydum. Bu dosyanın geçerlilik süresi 2 hafta olsun. 2 hafta sonra otomatikman buradaki buraya atmış olduğum dosya silinsin diyebilirsiniz. Böyle bir durumda otomatikman eğer siz gelip bunu kaldırırsanız diyorsunuz ki 7 gün sonra örnek veriyorum ya da işte 15 gün sonra buranın içerisine atılan şeyler 15 gün sonra silinsin. Bunu isteyip istememek tamamıyla size kalmış bir şey. Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar. Ben geldim, düşünün ki şurada kullanıcımdan buraların içerisinde bir şeyler koydum. New dedim. New dedikten sonra işte bir şeyler kodunu dedim ki test olsun. Geldim bir tane dosya ekledim. Dosyaya da geldim browse dedim. Ne olsun dosyamız? C'nin içerisinde exchange'in içerisine bakalım bir şeyler var mı? Diyelim ki dips olsun. Okey dedim. Ekle dedim. Bunu ekledikten sonra gönder dedim. Eleman artık buraya gönderdikten sonra bakın içerisinde bu var. Ve diyebilirsiniz ki benim göndermiş olduğum yani ya da buraya asmış olduğum işte bu panodaki duyurunun 15 gün sonrasına silinmesini isteyebilirim. 15 gün sonra 15 gün geçtikten sonra otomatikman buraya asmış olduğunuz duyuru kendinden silinecektir. Bu default'ta database oluştururken oluşturmuş olduğunuz database özelliklerine baktığınızda limit tabına gelip baktığınızda bakın şuradaki nokta der ki limit age burada herhangi bir şey belirtilmemiş. Yani hiçbir zaman silinmesin diyor. İsterseniz diyebilirsiniz ki bu database'in içerisinde oluşturulan bütün folder'ların içerisindeki datalar şu kadar süreyle silinsin. Buranın içerisinde siz geldiniz bu dosyayı attınız. Diyelim ki dediniz ki 30 gün. 30 gün sonra atmış olduğunuz bütün o dosyalar silinmeye başlar. 30 gündür dolan silinir. 30 gündür dolan silinir. Gereksiz mi değil mi o artık tamamen sizin yapınıza göre değişir. Örnek veriyorum. Aynen öyle. Yani belki aylık olarak oraya koymak istediğiniz bir şeyler vardır. Her ay koyuyorsunuz. Zamanı geldiğinde siliniyor. Siz koyuyorsunuz. Zamanı geldiğinde siliniyor. Hiç uğraşmıyorsunuz gibi. Aynen öyle. Ya bu tamamen database bazında. Şuradaki ayar da bu folder bazındaki ayardır. Burası tamamen size kalmış bir şey. Limit age noktası. Eğer burayı bu şekilde bırakırsanız database'den geleni alır. Burada belli bir limit yaratırsanız sadece satış için geçerli olur. Ortak için geçerli değildir bu. Niye? Çünkü sadece satış klasörü üzerinde siz işlem yapıyorsunuz. Formation tabını zaten konuştuk. Replication diye bir nokta var. Burası işinize yarayabilir. Nasıl yarar? Düşünün ki sizin işte iki tane mailbox sunucunuz vardır. Bunların üzerine geldiniz, database'i oluşturdunuz. Public folder database, public folder database diyebilirsiniz ki ben buraya oluşturmuş olduğum klasörün bir yedeği otomatikman şuraya alınsın. Niye alınsın olabilir? Şu sebepten dolayı bu lokasyondaki vatandaşlar buraya gitsin, şu lokasyondaki vatandaşlar da şuraya gitsin diyebilirsiniz. Hatırlarsanız bunu bir şeylerde yapmıştık. Nerede yapmıştık? Edition domain, file server. File server'da yapmıştık. DFS içerisinde bunu yapmıştık, replikasyonu. Buradaki mantık da neredeyse aynı şeyler. DSC1'e de yapmıştık. Fail over cluster var orada. Mesela işte geliyorsa farklı o fail o oradaki fail over cluster burası patlarsa burası daha mesin gibi. Burada da buna aynı mantıkla gidiyorsunuz da buradaki hani buradaki vatandaş buraya gitsin B
bir yedeği de şurada tutulsun. Buradaki vatandaş buraya gitsin, bir yedeği de burada tutulsun gibi. Burada ben bir şey eklediğimde otomatikman buraya senkron olsun, buraya eklediğimde otomatikman buraya senkron olsun diyebilirsiniz. Gibi diye bir düşünebilirsin. Bu da işinize yarayabilecek diğer bir etken ama bunlarda mailbox'ın yüklü olmuş olması gerekiyor. Mailbox özelliği. Ve aynı zamanda içerisinde public folder folder database'in de oluşmuş olması lazım. Eğer bir tarafta var, diğer tarafta yoksa yine senkron edemezsiniz. Hocam ben bir şey soracağım. Daha doğrusu bunu söylemiş olabilirsin çünkü öyle bir şey yok. Ben mesela hani bir kullanıcıya exchange yönetmesi için yetki vereceğim. Bunu nereden onu anlattınız mı daha doğrusu? Bahsettim ama içeriğine girmedim. İçeriğine girmedim. Öyle bir şey yapıldığını söylemiştiniz. Yapılıyor. Ama nasıl yapıldığını göstermek için. Onu şeylerden yapıyorsunuz. Panel arayüzünden yapamıyorsunuz. PowerShell konutlarından yapıyorsunuz. Role Based Access diye geçer. Access tarzında bir şeyler girmeniz lazım. Bu vatandaş şu kadarını yönetebilsin, şu yetkilere sahip olsun diye yetkilendiriyorsunuz. Bunu shell'de mi yapıyorsunuz? Shell'de yapıyorsunuz. Şimdi alt taraftaki public folder database replication schedule noktası da eleman diyor ki otomatikman database üzerindeki replikasyon süresi neyse o geçerli olsun. Diyebilirsiniz ki arkadaşım database üzerinde örnek veriyorum işte günde bir kez yapıyordur ya da haftada bir kez yapıyordur. Ben bunun her zaman olmasını istiyorum. Veya custom bir nokta belirleyip diyebilirsiniz ki işte şu saatler arasında olmasın, şu saatler arasında olsun gibi custom bir schedule belirliyorsunuz. Bir zaman belirleyebiliyorsunuz ya da 15 dakikada bir yapsın diyebiliyorsunuz. Bu tamamıyla size bağlı bir şey. İstediğiniz gibi burayı dizayn edebiliyorsunuz. Burayı hepsini seçip diyebilirsiniz ki arkadaşım 15 dakikada bir sen bunlar arasında replikasyonunu başlat. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada ekstra bir şey yok, replication vesaire gibi şeyler. Şurayı geçeyim, tekrardan database'in üzerinde bir dönüş yapayım. Orada atladığımız bir şey var mı? Şurası olabilir. Bakın şuradaki, mesela biz database'i oluşturduktan sonra zaten general tabın içerisinde bunlar bahsettiğimiz şeyler. İşte maintenance schedule, işte circle login noktası ve işte unmount noktası veya işte override noktası. Bunların hepsini zaten konuşmuştuk. Replication içerisinde diyor ki bu database'in içerisinde oluşturulan bütün dataları sen sürekli replikasyonunu yap. Nasıl replikasyonunu yap? Burası önemli arkadaşlar. 15 dakikada bir replikasyonunu yap diyorsunuz. Alt taraftaki replication message size limit noktası da diyor ki sen bunlar arasında replikasyon yapacaksın. Tamam şurayla şura arasında replikasyon yapacaksın da bunlar sonuçta birbirlerine bu replikasyonu paketler üzerinden gönderiyor. Diyor ki tek seferde gönderdiğin paket boyutu ne olsun? Bu MTU diye geçer. Burada tek replikasyonda gidecek olan datanın boyutunun ne olması gerektiğini söyler. Sınır belirliyor. Yani. Aynen. Yani o ben buraya bir... Yok ondan ziyade şu var. Yani ben bu datayı tamam replikasyonu yaptırıyorum da bu yaptırdığım replikasyon içerisinde tek seferde gönderdiğim data boyutu ne olsun? Ya örnek veriyorum ben buraya gelip işte diyebilirim ki arkadaşım tek seferde sen buraya 1 megabayt gönder. Bunu diyebilirsiniz sorun değil ama bu 1 megabayt karşı tarafa ulaşmazsa bir daha 1 megabayt boyutunda gönderecek. Veya diyebilirim ki işte bunu 300 değil de 150 yap düşür bantı zorlama. Ya bu tamamıyla size kalmış bir şey. Artısı eksisi yani gönderirken bir yerde takılırsa veya sorun yaşarsa aynı paket boyutunu bir daha göndermeye çalışacaktır. Zaten kimse normalde burayla oynamaz. Ama burada bilmeniz gereken şey eğer burada şundan bahsediyorsa bu tek seferde gönderdiği data boyutunun ne kadar olması gerektiğini söylüyor. Yani bir pakette ne kadar boyut gitsin diye. Değil aslında. Çünkü şey gibi düşün ya ping atıyorsun o ping paketi içerisinde örnek veriyorum. Bir seferde ne kadar data gitsin. Bu saniye cinsinden düşünme. Ya o yüzden böyle çok da küçümsenecek bir rakam değil aslında. Sonuç itibariyle karşıya gidip
zaten şey yapıyor, yani siz buradan buraya gönderirken bu elemanlar o datayı alıp almadığını kontrol ediyor. Eğer diyor ki, örnek veriyorum, sen bu paketi gönderdin, aldı. Diğer paketi gönderdin, aldı. Diğer paketi gönderdin, bir yerlerde takıldı. Adam aynı paketi bir daha göndermeye başlıyor. O yüzden bu patlarsa, bu patlayan boyutu bir daha göndermeye çalıştığı için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani eğer data boyutunu büyütürseniz. Şimdi şuradaki public folder resell noktası da şunu gösterir. Eleman diyor ki, tamam, ben bunları birbirlerinin replikasyonu yaptıracağım. İyi, hoş, güzel. Herkes birbirine gidip gelecek. O da güzel. De, düşünün ki sizin şöyle bir yapınız var. Bir tane site'ınız burada, bir tane site'ınız burada, bir tane site'ınız da burada. Düşünün ki şurada public folder'ımız var, şurada public folder'ımız var ama burada public folder yok. Buradaki vatandaşlar şu public folder'lara erişmeye çalıştığında nasıl erişsin diyor. Orada dikkat ederseniz default'a gelen şey diyor ki Active Directory cost değeriyle ilgili olsun. Cost değerini hatırlıyor musunuz Active Directory'de? Direktördeki cost değerinin ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Evet. Neydi? Şarkılar arasındaki yolun öncelik diye. Öncelik. Şimdi düşünün ki zaten bunlar arasında siz Active Directory site bağlantılarını yaptınız. Bu site'lar arasında işte gerekli noktaları belirlediniz. Default'ta bu site'ların cost değerleri neydi, hatırlıyor musunuz? Bir geldi, 10 geldi, 100 geldi. Yok mu artıran? Ha, burası mı? Tabii ki 780 falan olmuş. Bu civarlarda 780. bir şey değil. Ben de öğrendim. 370 olmuş. Burada 70. 100. Cost değeri 100'dür arkadaşlar. 30'da 70 doğru söyledi aslında. 30'da 70, hani 100 iki tane için düşünürsek. Şimdi bu cost değerleri default'ta 100 gelir. Peki orada bir de replikasyon süreleri vardı. Hatırlıyor musunuz site'ler arasında? 180. Sen birlerden gitmeye devam et. Evet, 180. 180. Şimdi bunlar 100'er dakika, şey, 100 kostuna sahip, orası da 100 kostuna sahip. Şimdi böyle bir durumda olursa zaten eleman şuradan da gider, şuradan da gider. Hiç sorun değil. Hangisi kafasına eserse oradan gider. Ama düşünün ki siz bu hat genişliklerini vesairesini değiştirdiniz. Dediniz ki buranın arasındaki, buraya gidiyorsan cost değeri, örnek veriyorum, 20'dir. Buraya gidiyorsan 80'dir. Niye Bu orası? durumda belki bağlantısı yavaştır, bir şeyler vardır, sıkıntı vardır. O sebepten dolayı siz diyebilirsiniz ki Active Directory sayıtlarında eğer cost değeri belirtmişseniz ve değişiklikleri yansıtmışsanız bu eleman kendi site içerisinde public folder olmazsa gitmesi gereken yer ilk yer burasıdır. Eğer buradan erişemezse burayı deneyecektir. Buradaki noktada zaten default'ta diyor ki arkadaşım sen git Active Directory sayıtlarındaki cost değerlerine bak. Ona göre eğer olmayan sayıtın varsa olan sayıtlar arasındaki seçimi cost değerine göre yap. İsterseniz diyebilirsiniz ki ben bunu kafama göre belirleyebilirim. Mesela iki serverdan bir tanesinde yok dedi. Cost değerine göre gidersin, mesela cost değeri yüksek olan da yok. Public folder yok. Şimdi ben Erol, dikkat ettiysen bir burayı çizdim, şurayı çizdim, bir de şurayı çizdim. Evet. Dedim ki public folder buradadır, bir de buradadır. Bu vatandaşta da yoktur. Bu Tam adam tersi ya mesela. buraya gidecek ya da buraya gidecek. Buradaki cost değeri 20, burada da 80 olduğunu varsayaraktan konuştum. Bu adam birine gidecek. Hangisine gidecek? Aynen öyle oldu. Yoksa mesela orayı ortaya bir tane daha çizdiğimizi varsaysak, onda Tamam, şu public anda vardı folder'ı sen. yok. Burada Ona yoksa da bir ben buraya... Active Directory için bir sıra şeyde bir cost değeri vermek Tamam, bunu da zorunda. cost değeri verdiğini varsayıyorum. Mesela 20, 30, işte 50 verdik mesela. Tamam, 50 verdiğini varsayıyorum. Mesela diğerde 30 olduğunu varsayarsak, Tamam, böyle yüze bunu da. tamamlıyoruz. Mesela cost değerine göre git dersek, mesela işte cost değeri yüksek olana git, ama orada public folder yok. Bak şimdi Buna sen. göre değil de public folder olanların cost değerine mi bakmıyor? Bak şimdi. Şöyle bir şey olduğunu varsayıyorum.
Şuradakinin olmadığını. Şöyle çizeyim. Şurada bir tane site'ım var. Şurada bir site'ım var. Şurada da bir site'ım var. Şurada da bir site'ım var. Şurada public folder var. Public folder var. Şurada da public folder yok. Tamam mı? Şurada da yok. Şunlar arasında sen geldin, site'ları birbirine bağlamışsın, cost değerlerini girmişsin. Buraya geldin dedin ki 100. Buraya geldin 10 dedin, şuraya geldin 50 dedin. Şuraya da geldin dedin ki 20. Bu vatandaş şuraya mı gider, buraya mı gider? Direktördeki cost değerini baz alaraktan gidiyor. Yani o zaman mesela şuranın mesela yapısını tam tersi yapsak da orada public folder olmasa bile cost değerine göre olmasa bile gidiyor yani sonuç itibariyle. Adam sonuçta buraya gidecekse şu aradaki cost değerlerini hesaba katıyor. Hangisine gider? Okay, yani onun olmaması bir şeye etken değil yani. Değil çünkü yani buranın üzerinden buraya gider. Tamam. Sadece cost değerini burada da kendiniz gelip bir tane diyebilirsiniz ki arkadaşım bu sunucu üzerinden git, cost değeri de şudur deyip kendiniz manuel bir şekilde bir şeyler verebiliyorsunuz. Ama genelde bunun için zaten aktif direktör cost değerleri kullanır. Tamam mıyız? Peki. Bunu burada konuşacak zaten başka bir şey yok. Şöyle gelelim yine şu nokta. Şimdi buraya geldik, bunları konuştuk, iyi hoş güzel dedik. Belki diyebilirsiniz ki dışarıdan birileri de buraya mail atarak bu panoya bir şeyler katsın. Örnek veriyorum. Yani benim belki şirket dışından birileri veya şöyle düşünün. Benim şurada bir tane public folder'ım var. Bu folder'ın içerisinde ben gelip işte düşünün ki bir şeyler asıyorum. Şimdi birileri mail yoluyla buralara bir şeyler göndermesini istiyorsanız o zaman gelip şu oluşturmuş olduğunuz public folder'a bir mail tanımlaması yapıyorsunuz. Aslında maili aktif ediyorsunuz. Daha sonra şuradaki vatandaş eteşli bir dosyayı buraya gönderip burada bunu barındırabilir. Biz biraz önce hep ne yaptık? Geldik buranın içerisinde orta klasörün içerisinde kendimiz oluşturduk. Ama mail yöntemiyle de buraya bir şeyler gönderebilirsiniz. Bunun için de gelip örnek veriyorum satıştaysa satışın üstüne sağ tıklıyorsunuz. Mail enable diyorsunuz veya şu satışın alt tarafında mail enable. İkisi aynı nokta. Tıkladığınız andan itibaren artık ben buraya mail yöntemiyle de bir şeyler atabiliyorum. Hemen yapalım. Diyelim ki S2'den atalım. S2 vatandaşa geldim. Postanın içerisinden dedim ki arkadaşım gönder. Nereye göndereceksin? Satışa göndereceğim dedim. Check name'imi yaptım. Satış grubu geldi. Herkesin dikkatini. Okunması zorunlu diye bir şeyler yaptım. İçerisinde de bir şeyleri attach ettim. Ne yapalım? Bunu da bu sefer mailbox'a gönderelim. Okey dedim. Ekle dedim. Daha sonra gönder dediğim andan itibaren bu eleman gönderdi. Şimdi şuraya geldiniz. Ortak klasör. Satışa geldiniz. Elemanın gönderdiği nasıl ya? Tekrardan yapısını değiştireceğiz. Distribution. Şimdi şu public folder'ın üzerine yine gelip burayı label etmedim mi ben bunu ya?
O yüzden göndermiş. Şimdi şuraya gelip kime noktasından şu satış biri zıplayıp kime noktasına ekleyip tamam dersek kontest. Ben burada maili aktif hale getirdikten sonra properties'in içerisinden mail adrese geldim. Tamam, okay. Oradan da mail adresinin ne olduğunu gördüm. Acaba yanlış yere mi atıyorum dedim. Peki, yanlış yere atıyormuşum. Biz buraya şu anda satış grubu, işte distribution grubu eklersek satış grubuna gönderdiklerimiz de gelmiş olacak. Yok burada bazen saçmalıyorlar o yüzden ya. Yok permission'ları bence saçmalama olacak. Permission'ların içindeki grupla siz göndermeye çalışıyorsunuz. Yanlış gruba gönderdiğim ben, için yani şurada görünen grupla benim göndermiş olduğum grup ters olduğu için. Biz burada çok güzel bak Osman senin dediğin şey sen öyle yapmayabilirsin mesela. Yani manuel bir şekilde elle taşımaktansa direkt folder'a destek burada mailini folder'a seç. Burada konuşacağımız başka bir şey var mı bakıyorum. Yani, mail flow settings. Şimdi şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar, diyebiliyorsunuz ki bu vatandaşlar mail alırken yani şu grubun içerisine mail atılırken şu public folder'a kimler gönderebilsin seçeneği var. Buradan da gelip şunu yapabiliyorsunuz, diyebiliyorsunuz ki satışın üzerine sağ tıklayıp mail flow settings'in içerisine geldiğinizde diyebiliyorsunuz ki şu an baktığınızda default ayarlarda herkes gönderebilir. Bunu diyebilirsiniz ki arkadaşım herkes göndermesin de sadece şu kişi veya şu kişiler gönderebilsin deyip buradan vatandaşlara ekliyorsunuz. İşte bu iki kullanıcı gönderebilsin. Bunun dışında kimse gönderemesin diyebiliyorsunuz. Alt taraftaki request at all sender at authentication noktası da birileri buraya mail gönderirken authentication olması gerektiğini söylüyorsunuz. Eğer siz bu gelip çeki işaretlerseniz buraya mail atacak olan vatandaşların hepsinin Active Directory Authentication'ın yapmış olması gerekir. Eğer Active Directory Authentication'ı yapmıyorsa bu vatandaşa kimse mail gönderemez. Ama sadece internal yapılabilir mi? Dışarıdaki bir adam şimdi genelde bu yapılır zaten. Yani sen örnek veriyorum iç yapımdaki vatandaşların sadece atmasını istiyorsan dışarıdaki birilerinin atmasını istemiyorsan o zaman gelip burada bunu seçebilirsin. Veya oluşturmuş olduğunuz gruplardan distribution gruplardan onda da aynısını yapabiliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki tamam ben bu grubu oluşturdum ama bu şirket içerisinde kullanılan bir gruptur. Burayı eğer işaretlemezsiniz herkes size mail atar. Ama bunu işaretlediğiniz andan itibaren kimse mail atamaz. Oluşturmuş olduğunuz default'taki grupların hepsinde bu çek işaretlidir. Sebebi şu arkadaşlar, siz belki şirket içerisinde kendi grubunuza has veya işte patronlara has bir grup oluşturmuş olabilirsiniz. Ve bu grubu örnek veriyorum, şöyle düşünün. Geldiniz tepede, dediniz ki patronlar adında bir tane grup oluşturdunuz, örnek veriyorum. Buna sadece insan kaynakları ve de müdür grubunun üyeleri mail atabilsin. Başka da kimse atamazsa. Niye? Çünkü avuk subuk bir adam çıkıp da buraya bir mail atarsa işler karışabilir. Bu sebepten dolayı diyebilirsiniz ki arkadaşım sadece bu listedekiler gönderebilsin.
buradaki çek işaretlendiği andan itibaren de belki bu adamın bağlantısını kesmişsinizdir. Bu adam dışarıda gitti, kendi mail adresiyle buraya döşemeye başladı. Buraya döşemesin diye diyorsunuz ki buraya mail atacak olan vatandaşın authentication olması gerekir. Seçildi. O yüzden diyor. Yani ama bir VPN kurup bir authentication yaparsa İşte authentication olduğunu andan itibaren elemana mail atabilecek duruma geliyorsun. Burası tamam mıdır? Sıra geldi zurnanın zart dediği deliğe. Yok. Şimdi buraya tamam gönderdiniz de bu gruba şu alt taraftaki reject message noktası ne der? Kimler cevap veriyor? Kimler reddedilsin? Diyebilirsiniz ki arkadaşım tamam iyi hoş güzel de ben buraya şu vatandaşların da mail atmasını istemiyorum. Oradan da gelip diyebilirsiniz ki şu şu kullanıcılar mail atamasın. Belki burada herkes atabilir ama şu vatandaşlar atamaz. Deyip bunları da filtre ediyorsunuz. Aynen öyle. Burası işinize yarayabilecek noktalardan bir tanesi, bilginiz olsun. Bunda biz gördüğümüz belki bir sonunu görüyoruz. Daha siz bir şey görmüyorsunuz ya. Yani böyle bir şey yapmayacaksın değil yani, kod vedayla diyoruz. Kapsamı zaten mail, her şeyi düşünüp, mail sistemlerinde abi. Dünyanın %80'i, 90'ı, %80-70 oranında bir yapıda Exchange kullanmış. Çünkü çok teferruatlı ve Microsoft'un bütün ürünleriyle neredeyse entegre olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi şuradaki noktayı da söyleyeyim size. Yine property main flow settings içerisine gelip clear options'ı seçtiğinizde diyebilirsiniz ki bu grup adına şu kullanıcılar mail atabilsin. Sendon bir alf. Hatırlarsanız bunu kullanmıştık. Evet. Bu vatandaşlar da gelip bu grup adına mail atabilecek durumda. Kimden? Senin sorduğun nokta. Hocam bu buraya gelen mailler kime gidiyor? Sendon bir alfın alt tarafına bak kime gidiyor? Aynen öyle. Buraya bakarsan birileri vardır burada. Çakışma maillerini zaten çözemezsin abi. Onu çözemezsin. Nerede kullanıcılar var? Çakışma maili geliyor ya. Tamam. Geldiğinde aşağıda kimlerin girdiği artı onun haricinde işten ayrılan bilim yöneticisi ve benim ismim. Yani IT desteği ismi var. Bilim yöneticisi ben nereden çıkıyor? Sen aldığın hata mesajını bana yollasana bakalım. Durum neymiş bir bakalım. Orada farklı bir şeyler var. Ben de işte her yere var. Her yere bakmış olmayabilirim. Ama baktığım yere kadar yani. Baktığı olabilir her yere bak. Neyse sen yolla biz bakarız. Şimdi ben size kısa bir şekilde şu projeyi de göstereyim arkadaşlar. Daha onu tamamlamadığım için.